Ben 1968'de geldim bu iş hayatına. 70'li yıllar, 72'ye geldiğimiz zaman Emsan kuruldu Denizli'de. Evet. Değil mi? Ve Kocaman. herkes Denizli'de bir şey yapabiliyor. Sanki bu yatırım yapmak bizim gözümüzde çok farklı bir şeydi. Ama işin içine girinceye kadar. Emsan bizim komşumuzdu, Kaleci'de Evet. karşımızda. Ramazan amca babamın arkadaşıydı. Doğan abi bizden büyüktü. Beraber top oynardık. Kimse olmadığı zaman o sokaklarda. Sonra 73'te Denizli basma devreye girince Denizli'nin çehresi değişti ve Denizli'ye yeni bir ivme kazandırdı. Çünkü Denizli'de dokunan o hanbezler Denizli basmada çarşaf oldu, baskılı çarşaf oldu, poplin oldu, divitin oldu, döşemelik oldu, katma değeri arttı yaptığımız malların Yapılabileceği görüldü değil mi o yapılabileceği zamanlar? görüldü. Ondan sonra biz de Babadağlılar olarak aynı yıllarda Babadağlıları Şanı'nı aşağı yukarı 20 şirketle kurduk. Yani 20 şirket, 20 şirketin de kendi aralarında ortakları var. Evet. 74 yılında bitti, 10 milyon liraya mal oldu. Bu topluluğu bozmadan diğer işleri de yapabilir miyiz diye konuşuldu. İplik fabrikası yapılmaya karar verildi. Demsan 74 yılında mı diyorsunuz? 70, 74 yılında evet. 74. 74 ya 75. Yeri alındı 150 dönüm. Sümerbank Kereke Fabrikası'nın müdürü, fabrika müdürü olarak Denizli'ye geldi, yerleşti. Muhasebe müdürü Mustafa İnce, şimdi Merkez Bankası'ndan ayrıldı, emekli oldu, tanırsınız belki. O muhasebe müdürümüz. Makinaların bir kısmı Japonya'dan, bir kısmı Fransa'dan seçildi. Fransa'ya %10 aşağı yukarı 300 bin dolar gibi bir para şeyi gönderildi, avans. Akreditif açarken İş Bankası'ndan kredi alacağız. Yönetim kuruldu. Orada bizim şirket de vardı yönetimde. Banka yönetimden şahsi imzalarını isteyince herkes tabii yatırımcılık çok yeni, Evet. Bilinmiyor o zaman. İlk kez bilinmiyor. böyle bir şey Evet. yapılıyor. Ve o kadar emek boşa giderek şirket Çok feshedildi. yazık olmuş. Evet. Aslında o zaman belki o girişim gerçekleştirilebilmiş olsaydı birçok şey de değişebilirdi, değil mi? Yani çünkü Kesinlikle, çok ortaklı kesinlikle, bir kesinlikle. şirket kurulabilseydi o dönemde Evet. Denizli'de, değil mi? Çok daha başka olabilirdi belki de. Kesinlikle. Evet. Şimdi bunlar, bu işler hep etrafa bakılarak oluyor. Göre göre, baka Evet. baka baka. Yani bir yatırımcı kültürü yok. Herkes almış satmış. O zaman zaten insanların o Tüccarlık yıllarda yapılmış. tüccarlık yapıyor. Evet. Hedefler de çok büyük değil. Herkes bir evim olsun, bir arabam olsun diyor. Hele Evet. bir de dükkanı olursa en mutlu adam o.